Bizim kotalarımız bir sene boyunca devam ediyor. Nisan 2019'dan Nisan 2020'ye kadardı. Nisan 2020'sinde de artık hani kimin gideceği kesin olarak açıklanacaktı. Bizde sadece şöyle bir durum vardı. Ben puan olarak çok önde olduğum için hani biraz daha garanti gözüyle bakıyordum. Onun için hani şu an bu süreç uzatıldı. İyi mi oldu? Tabii ki de bence de iyi oldu. En azından oraya giderken veya şu an şu önümüzdeki Temmuz'da olmuş olsaydı hiçbirimiz hazır bir şekilde oraya gitmeyecektik. Hazır bir şekilde katılmayacaktık. 2012'ye giderken ben yani önümde büyüklerim vardı ve onlarla birlikte sadece tecrübe amaçlı gidiyordum. Ve olimpiyat hani nedir? Bir sporcu için ne önemi var? Bu kadar bilince sahip bir insan değildim. Gittim. Ya dedim gerçekten o kadar büyük bir yermiş ki diyorum. Yani 16 yaşındaydım. 17 yaşıma girecektim artık. Dedim inanamıyorum insanlara diyorum. Hani hayal kurduğu kadar varmış diyorum. Ve orada olmaktan büyük bir mutluluk duymuştum. Sonraki zaten ondan sonra 2016-2020 olsun. Hedeflerimiz de değişti. Artık hani Avrupa'da da dünyada da sayılı sporcular arasına girdik. Ve insanlar şunu söyleyebiliyor. Evet Neslihan bunu yapabilir. Neslihan bunu başarabilir. Neslihan diye bir Türk sporcu var diyebiliyorlar. Hepimizin zaten artık hedefi olimpiyatlara gitmek değil de olimpiyatlarda ülkemizi daha iyi bir şekilde temsil etmek oldu. Mesela yani 2020 için hep şunu söyledim. Evet oraya gitmek istiyorum ama her şeyden önce oraya gidip 2012'de yarım bıraktığımı tamamlamak isterim. 2012'de gruptan çıkamamıştım. Bu sefer çeyrek finalde oynamak istiyorum. Belki öbür olimpiyatlarda madalya hedefi koyacağım. Böyle tabii ki de hep yükselen hedeflerimiz var. Bunun için de çabalıyoruz. Şeyler yapıyorum böyle maçtan önce de maçlarım olduğu zamanlarda yatağa yatarım gözümü kaparım yani işte düşünsene derim bu turnuvada derim altın madalya alıyorsun bunu hayal et. Genelde olimpiyatlar için de şöyle bir hayalim var diyorum ki hani şu an bizim için gerçekten madalya uç nokta bunu hani gerçekçi konuşmak gerekirse çünkü evet daha yolumuz olduğunu düşünüyorum ama yine de bunu hayali kuruyorum böyle sevinçlerimi falan hayal ediyorum. Bunun için de gerçekten çok iyi çalışıyoruz. Umarım bunlara da kavuşuruz diyorum. Virüs nedeniyle evlere kapalı kaldık. Tabii ki hani bu virüsün daha fazla yayılmaması için aldığımız bir önlem. Ben de antrenmanlarıma evde devam ediyorum. Salondan birkaç ekipman, federasyonun desteği vesaire birçok malzemelerimizi eve taşıdık. Ve bu şekilde antrenmanlarımı yapıyorum. Tabii ki de hiçbir zaman spor salonlarındaki yaptığımız kadar yoğun bir şekilde değil ama şu süreçte en azından kondisyonumuzu kaybetmemek adına evde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evde çalışmak için bir kondisyon bisikletim var, ağırlıklarım var, bosum var. Aslında bütün kuvvet ekipmanlarım, dayanıklılık ekipmanlarımın hepsi evimde. Bu durumun ne kadar süreceğini bilmiyoruz ve gerçekten önemli bir süreç bizim için. Hem sağlığımız için hem çevredeki insanların sağlığı için. Biz bunu önlem amaçlı, bu virüsün bir an önce durdurulması amaçlı devletimizin, Sağlık Bakanlığı'nın tabii ki de önlemlerini dinlemek zorundayız. Evimizde kalmak zorundayız. Evimizde kalıp yatmamalıyız. Hani bu yeme içme olsun, hani günlük hayatımıza bir şekilde devam etmeliyiz. Bizler de birçok sporcu arkadaşımla birlikte aslında bir challenge başlatıyoruz ve her gün evde yaptığımız egzersizleri paylaşıyoruz. Bu tamamen ben bunu yapıyorum değil de hani bir örnek olmak, bir insanlara sen de yapabilirsin demek. Hani şartlar ve durum ne olursa olsun veya imkanlar ne olursa olsun her zaman savaşmalıyız demek amacıyla aslında bu yola çıkıyoruz. Dediğiniz gibi hani zorlu bir süreç. Bu sürecin hani hepimiz bir an önce bitmesini istiyoruz ve bu süreci sağlıklı bireyler olarak sürdürmek için tabii ki de evlerimizde kalmak zorundayız. Bu süreci de hani en sevdiğimiz şeyleri yaparak sıkılmadan hani dediğiniz egzersizlerle olsun, en sevdikleri işte puzzle olabilir, kitap okumak olabilir. Bunlarla doldurarak geçirebiliriz günümüzü.